Kania CRP'ye hoş geldiniz. Eğitim katılım durumu ve nitelikleri güncellemek için ECMT 45 eğitim kayıtları uygulaması açılır. Gerekli arama kriterleri girildikten sonra arama butonuna tıklanılır. Karşımıza daha önceden girilmiş olan eğitim kayıtları listelenmektedir. İşlem yapılmak istenilen eğitim kaydı listeden seçilerek değiştir butonuna tıklanılır. Eğitim kaydının detayında bulunan katılımcılar sekmesine tıklanılarak eğitim katılımcılarına erişilebilir. Katılımcılar sekmesinde bulunan tabloda katılımcıların eğitime katılım durumu listeden katılımı seçilerek tablo üzerinden eğitime katıldı mı seçeneği seçilerek girilebileceği gibi ilgili satır seçilerek detay butona tıklanılıp katılım durumu eğitime katıldı olarak işaretlenebilir. Bir katılımcıya nitelik girilebilmesi için katılımcının eğitime katılması gerekmektedir. Eğitime katıldı seçildikten sonra kaydet butonuna tıklanılır. Diğer katılımcının da eğitime katılım durumunu tablo üzerinden eğitime katıldı olarak işaretledikten sonra kaydet tuşuna basılabilir. Daha sonra kaydın içine tekrardan gelip katılımcılar sekmesi açılırsa katılımcıların katılım durumu eğitime katıldı olarak işaretlendiği görülecektir. Niteliklerini güncellemek için katılımcılar seçilir ve nitelikleri güncelle butonuna tıklanılır. Görüldüğü gibi personel nitelikleri güncellenmiş olur. Personellerin niteliklerinin güncellendiğini görmek için HCMT 21 personel sicil kartları uygulaması açılır. Gerekli arama kriterleri girildikten sonra arama butonuna tıklanılır. İlgili personeller listeden seçildikten sonra detay butonuna tıklanılır. Bilgi sekmesinden nitelikler seçilir. Görüldüğü gibi seçmiş olduğumuz personellerin nitelikleri güncellenirken diğer personellerde henüz bir nitelik görülmemektedir.